Göte'nin bundan bir evvelki sözü var. Ne tarafa dönersen dön, papan arkandadır. Arkadaşlar, Sinan hocamızın yüzüne bir bakar mısınız ya? Sinan Engin futbola yeniden başlasaydı kariyeri nasıl olurdu? Bu videomuzda FIFA 22 kariyer modunda inanılmaz şeyler yapacağız. Sinan Engin abimizin yüzünü oyuna ekledik ve onu 2022'de tekrardan futbola başlatacağız. Bilmeyenler varsa ben kanalımda belli futbolcuları seçerek onların kariyerini yeniden başlatıyorum ve ne olduğuna bakıyoruz. Bugün de aynı konsepti Sinan Engin'e yapacağız. Kendisini futbola yeniden başlatacağız. Biliyorsunuz son zamanlarda da bayağı espriler dönüyor. İşte mesela nereye dönersen dön popon arkandadır var. Ne tarafa dönersen dön popon arkandadır. Veya işte o bardak fırlatma muhabbeti var. Bir konuşsun, müsaade edin. Bir susun be kardeşim ya. Ben zaten özellikle 3-4 yıl önce beyaz futbolu inanılmaz izliyordum. Bayağı izliyordum. Hani tam Rasim abinin dik toşak muhabbetlerinin olduğu dönemde beyaz futbolu bayağı izliyordum. John Benjamin Toşak geliyor. Abi resmen Sinan Engin FIFA oyununun içinde şu an ya. Şu yüze bakar mısın? Bu yüzü yapan Facemaker Bahri'ye de çok teşekkür ediyorum. Cidden inanılmaz bir çalışma olmuş. Keşke bu videoyu Sinan Engin'e ulaştırabilsek bu arada ya. Belki de denk gelmiştir, izliyordur. Hani biri linkini atmıştır. Eğer izliyorsan Sinan abi selamlar. Ayrıca Tolunay abiye de selam yollayacağım. Sinan Engin'in öz oğlu, Messi'ye benzeyen Özoğlu Tolunay abiye de selamlar. Sinan Engin'in kariyerine baktığımız zaman görüyorsunuz ilk kulübü Beşiktaş. 82-83 sezonunda orada oynamış. U21'den başlamış Beşiktaş'ta. Sonra 1988'e kadar bu takımın formasını giymiş. Beşiktaş formasını terletmiş. Ardından işte Kuşadası Spor'da oynamış, Adana Demirspor'da oynamış, Ankara Gücü'nde oynamış ve son olarak da Sarıyer Spor'da oynamış. Görüyorsunuz dostlar, Sinan Engin 71 reytingiyle karşımızda. Sol kanat, sağ kanat ve santrfor mevkilerini oynayabiliyor. Transfermarkt'ta öyle yazıyordu, direkt oradan aldım. Kendisine 10 numaralı formayı verdim. Çünkü Beşiktaş kariyeri boyunca 10 numara oynayamamış. Ankara Gücü'nde ve Sarıyer'de 10 numara oynamış diye gördüm. Bu yüzden dedim ki Sinan Engin'e Beşiktaş'ta da 10 numara giydirelim. Kramponu da görüyorsunuz, yakın çekim aldım krampona. Retro bir krampon seçtim oyunun içinden. Bence çok yakıştı. Biliyor musun? Bak biliyor musun? Sinan Engin'i 17 yaşında yaptık. Kariyerine yeniden başlatıyoruz ve ben şu anda çok heyecanlıyım. Bu videoya sizden inanılmaz bir like sayısı bekliyorum. Hatta amacımız ne biliyor musunuz? Like'ları ve yorumları bastıralım arkadaşlar. Bu videoyu genel trendlere sokalım. Eğer trendlere girersek belki harbiden Sinan Engin bizi izleyebilir. Abi baksana, adam resmen oyunun içine girdi. Ya. Bu arada Beşiktaş'ta nerede oynatacağız Sinan Engin'i? Yani bu kadroda kendine yer bulabilir mi? Sol kanatta Enkodu falan var abi. Eğer burada düzenli oynayamayacaksa 17 yaşındaki Sinan Engin'i farklı bir takıma kiralayabiliriz açıkçası. Ama bence oynar ya. Ben ilk sezonumuzu Beşiktaş'ta geçirmek istiyorum. Bence Sinan Engin burada oynayacak. Şimdi kendisine bir antrenman programı vermemiz lazım. Nasıl çalıştıralım onu? Şutlarını arttıralım birazcık. Şutlar önemli. Ters kanat oyuncusu olarak çalıştıracağım Sinan Engin'i. Bu arada dostlar, ara sıra fotoğraflar da geliyordur ekrana. Sinan Engin gençliğinde formasını içine sokuyormuş. Hani şortunun içine sokuyormuş formayı. O zamanki çoğu oyuncu öyle yapıyordu zaten. Ben de bu yüzden oyunun içinde de formayı bu şekilde yaptım. Haberiniz olsun. Aynı zamanda Sinan Engin'in vücut tipini falan da gençliğindeki haline göre ayarlamaya çalıştım. Kollar falan kalınmış böyle. Kalıplıymış yani, anladın mı? Dostlar, o zaman lafı fazla uzatmayalım. Bu videoda 10 sezon boyunca Sinan Engin'in kariyerini oynayacağız. Şimdi ilk sezonun sonuna simüle edelim. Daha fazla böyle içerik için abone olmayı unutmayın. Sinan Engin'le ilk sezonumuzun sonuna geldik. Şimdi çıkıyoruz ve Beşiktaş'la şampiyon oluyor Sinan Engin. İşte böyle. İşte böyle oğlum, gayet iyi. Gayet iyi. İlk kupasını kazandı baba. İlk kupasını alıyor. Yalnız Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanamamışız. Biraz üzdü o. Beşiktaş'ta Şampiyonlar Ligi'nde ne yaptı Sinan Engin? Sonuncu olmuş. Gittin orada Ajax'ı yendin. Sonra geldin içeride Dortmund'a yenildin. Sıkıntı yok. Ertem, ne anlatıyor hoca ya? Görüyorsunuz abi, Sinan Engin 76 reytinge gelmiş. Tek sezonda kendini 5 reyting geliştirmiş. Olay budur. Peki bir gol krallığı falan var mı? Bakıyoruz, Sinan Engin'i göremiyoruz bu listede. Batu Şua'yı birinci. Adam Batu Şua'ya gol attırdı belki de. Asist krallığında 7 asist yapmış ve 5. olmuş Sinan Engin. Mesut Özil'den fazla asist yapmış, görüyor musun? 34 maçta 7 gol 8 asist. Sinan Engin'den iyi bir performans diyebiliriz. İlk sezon için iyi yani. Bakalım önümüzdeki sezon neler yapacak. Şu anda kendisinin 24 milyon euro değeri var. Gayet güzel. İkinci sezonumuza geçelim.
Bu arada Beşiktaş'ta şampiyonluğun ardından bayağı bir futbolcu takımdan ayrıldı. Ya biz şimdi burada nasıl bir kadro planlaması yapacağız bilmiyorum açıkçası. Baksana Santifor'da Batshuayi kiralıktı mesela. Onun yerine Kenan Karaman var şimdi abi. Sinan Engin'i Santifor oynatsak ne olur bu sezon? Bu sezon o Santifor oynasın. Bekle dur, güzel bir şey yapacağım. Defansif orta saha Necip, yanında Salih Uçan. Olabilir. Stoperde Serdar Saatçi var. Serdar Saatçi'ye güvenelim mi? Ya da oraya bir stoper alalım mı bilmiyorum. Bir tane stoper alabiliriz. Yaşlı bir stoper alabiliriz abi. Mesela bir Pepe'yi Beşiktaş'a geri getirebiliriz. Nasıl olur? Pepe hala oynuyor mu? Vallahi güzel gider be. Harbiden herif hala oynuyor. Helal olsun be. Tamam, alalım Pepe'yi. Pepe geri gelsin. Serbest kalma bedelini ödüyoruz direkt. Hoş geldin Pepe. Ratingi yüksek olduğu için Pepe'yi takıma kattık açıkçası. Orada 81 ratingiyle İyi olacaktır. Acaba Pepe saçlarını hangi şampuanla yıkıyor? O da bir merak konusu. Abi bence gayet güzel oldu ya takım. Bu takım şampiyon olur. Sinan Engin zaten kaptan olmuş. Görüyorsun abi, inanılmaz bir karizması var şu an Sinan hocamın. Kaptanlık pazu bandı falan çok yakıştı. Beşiktaş'ta olan sözleşmesini de uzatalım. Ardından da gelelim bir gelişim planı verelim Sinan hocama. Şöyle bir şimdi baktığımız zaman kameramı bilerek kapatıyorum. Hani bütün özellikleri görün diye dostlar. Sinan Engin'in hızını biraz geliştirebiliriz. Daha hızlı bir futbolcu yapabiliriz onu. Ama direkt hızını geliştiremiyoruz. O zaman ne yapalım? Yardımcı kanat çalıştıralım bu sezon. Yardımcı kanat iyidir. Sizce bu sezonun sonunda Sinan Engin kaç rating olur? Yorumlara tahminlerinizi bekliyorum. İleri sarıp bakmayın, hile yapmayın. Şimdi sezon sonuna simüle ediyoruz. Sinan Engin'le ikinci sezonumuzun sonundayız ve Beşiktaş bu sefer şampiyon olamıyoruz. 5 puanla şampiyonluğu kaçırdık. Olsun. Olsun, hiç sıkıntı değil. Türkiye Kupası burada da yokuz. Nerede eğlenmişiz abi? Yarı finalde Galatasaray bizi elemiş. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ediyorduk. Gruplardan sonuncu çıkmışız. Daha doğrusu çıkamamışız işte. Yapacak bir şey yok. Sinan Engin 82 reytinge gelmiş. Yuh! Ben bu kadar beklemiyordum. Reis fena gelişiyor bu arada. Şöyle baktığımız zaman gol krallığında Sinan Engin'i göremiyorum. 9. olmuş. Şimdi gördüm. 16 gol atmış Süper Lig'de. Asist krallığında hiç yok. Tamam. Bakalım kaç gol atmış bu sezon. 22 gol 6 asist. Sinan Engin coşmuş abi. Harbiden coşmuş. Zaten 82 reytinge gelmiş. Artık önümüzdeki sezon bir Avrupa'ya açılma zamanı geldi diye düşünüyorum. Şöyle bir piyasa değerimize bakalım. 79 milyon euro. İşte baba. Kaptanlık pazu bandını da her gördüğümde çok yakıştırıyorum ya. Cidden bu forma Sinan Engin'e çok yakışmış bak. Harbiden. Dilerseniz Sinan Engin'le beraber 3. sezonumuza geçelim. Ayrılık vakti geldi. Sinan Engin bu sezon Beşiktaş'tan ayrılıyor. Şöyle kendisini transfer listesine ekleyelim. Bakalım hangi takımlar onu almak isteyecek. PSV Sinan Engin için bir teklif getirdi. Yani Hollanda'ya gitmek ne kadar mantıklı bilmiyorum ya. Bence gereksiz abi. Hollanda'yı istemiyorum. Telefona da tam videoya başladığımda mesaj geliyor. Ne oluyor kardeşim? Oğlum Vedat Yıldız telefonu kilitlediyor lan. Bu sefer de Ajax'tan Sinan Engin için bir teklif var. Bak PSV'ye burun kırdırdım ama Ajax'a... Okeyim biliyor musun? Ajax olur yani. Çünkü Hollanda'nın en büyük takımı Ajax bence. Bu teklifi kabul edeceğiz. Başka hangi takımlardan teklif gelecek derken Sinan Engin direkt kabul etti Ajax'a gitmeyi. Oha! Hadi geçelim Ajax'a. Arkadaşlar Ajax Sinan Engin'e Tadic'in yerini almış. Düşün yani. Kaptanın yerine getiriyorlar Sinan Engin'i. Orada sol kanatta oynayacak. Ajax'ın en iyi oyuncularından biri oldu Sinan Engin. Acaba bu sezonda nasıl bir performans sergileyecek? Şöyle geliyoruz hemen. Kendisine bir gelişim planı verelim. Şimdi biraz hızı arttırmak lazım aslında. Dribbling ve hız. Aynen, açık kanat oyuncusu çalıştıracağım. Çevikliği de artsın. Görüyorsunuz Sinan hocama Ajax forması da yakıştı. Yalnız Sinan hocam burada 10 numarayı alması lazım. Sinan hocama 10 numarayı veriyorum. Kimmiş 10 numara? Dušan Tadić. Zaten onun yerini aldınız Sinan Engin'e. Tamamdır. Ajax'ın yeni 10 numarası Sinan Engin. Hadi bakalım sezon sonunda simüle ediyoruz. Simüle edilirken bölüyorum, kusura bakmayın. Daha fazla böyle FIFA videosu izlemek istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Ayrıca bu videoyu trendlere sokalım dostlar. Like ve yorumlarınızı esirgemeyin. Trendlere girersek belki Sinan Engin'in karşısına çıkar bu video. Hani izlerse falan ben çok mutlu olurum. Üçüncü sezonumuzun sonundayız. Bakalım Sinan Engin Ajax'ta neler yaptı derken bir kupa daha geliyor. Şampiyon oluyoruz Ajax'la. Gayet güzel. Gayet güzel. Hollanda kupasını maalesef alamamışız. Burada Feyenoord'a yeniliyoruz yarı finalde. Ama olsun. Zaten lig şampiyonluğu geldi abi. En önemlisi oydu. Şampiyonlar Ligi'nde ne yapmışız? Gruplardan ikinci çıkmışız. Hem de Manchester City ile aynı puan. Son 16'da Inter'i
Inter'i eleyememişiz. Onlar bizi elemiş maalesef. Galatasaray'ı da görüyorsunuz, Napoli'ye elenmiş. Sinan Engin 85 rating olmuş. Sen ne diyorsun? Oy! Bakışı görüyor musun? İşte bu ya. 3. sezonumuzdan 85 rating olduk. Yalnız Tadiç oynamış. Nasıl oynamış lan? 22 gol atmış Tadiç. Sinan Engin'i oynatmadılar mı? Oo, Tadiç asist de yapmış. Bu ne abi? Bir dakika. Ne alaka? Ajax'ta oynatılmadı mı Sinan Engin? 23 maça çıkmış, 1 gol 2 asist. Yüksek ihtimalle sakatlandık ya. Çünkü Tadiç'in oynaması mümkün değildi. Biz ondan daha iyiydik. Herhalde sakatlandık ve bu sezonu boş geçiyoruz gibi bir şey oluyor. 1 gol 2 asist çok kötü bir performans çünkü. Ama 129,5 milyon euro değere ulaşmışız. İnanılmaz bir piyasa değeri. Bence önümüzdeki sezon yine iyi bir verim yaparız. Hiç sıkıntı değil. 4. sezonumuza geçiyoruz. Ya bu sezon Sinan Engin'i santrfor mu oynatsak ya? Santrfor oynarsak daha verimli olabiliriz diye düşünüyorum. Hatta ben Sinan Engin'in mevkisini de santrfora çevirmek istiyorum aslında. Daha iyi olabileceğimizi düşünüyorum ya. En azından biraz santrfor çalıştıralım. Bu arada sezon arasında 86 rating'e gelmiş Sinan Engin. Birazcık santrfor çalışalım hani. Olmadı santrfor oynarız çünkü sol kanatta bizi kesiyor olabilirler. Belki de Darami'yi falan oynatıyorlar. Bilmiyorum artık. Ben Ajax'a transfer yapmak istemiyorum ya. Normalde transfer hakkımız var ama Ajax'a transfer yapmayacağız bu sezon. Direkt olarak sezon sonuna geçebiliriz. Dördüncü sezonumuzun sonundayız. Haydi Sinan Engin. Bu sefer ligde üçüncü oluyoruz. Bu nedir ya? Bu nedir abi? Keşke takıma transfer yapsaydık. Aa! Hollanda Kupası'nda finalde kaybediyoruz ya. Şampiyonlar Ligi. Burada gruplardan birinci çıkmışız. Galatasaray'la aynı gruptaymışız. Son 16'da Liverpool gelmiş. Penaltılarla bizi geçmişler. Ya böyle iğrenç bir sezon olamaz. Tamam, bari bireysel olarak Sinan Engin iyi oynamış olsun. Reis 88 rating'e gelmiş. Gol krallığı var mı? Bakıyorum. Evet, Sinan Engin maalesef yok. Asist krallığında da yok. Abi oynatılmadı mı yine ya? Ya da sakatlandı mı? Yapma abi, bir dakika. Lütfen yani, olmaz öyle bir şey. Sinan Engin 10 gol 9 asist. İyi. Güzel performans. En azından önceki sezona göre iyi oynamışız. Daha doğrusu Sinan hocam önceki sezona göre iyi oynamış. 2 rating gelişerek genel ratingini 88'e çıkarıyor. Ve 140,5 milyon euro piyasa değeri yapıyor kendisine. Helal olsun. O zaman 5. sezonumuza geçiyoruz. 5. sezonda belki farklı bir takıma transfer olabiliriz. Hemen geçelim. Bu arada bu sezon Sinan Engin'in santrfor gelişimi de tamamlanmış. Hemen kendisini santrfor yapalım. 90 rating oldu baba. Ay, çalışmaya devam. Komple santrfor mu çalıştırsak, ne çalıştıralım? Hedef oyuncu çalıştıralım biraz. Fiziği falan artsın. Zaten kuvvetli bir fiziği var. Kendisini transfer listesine ekleyeceğiz. Şöyle gelelim. Sinan Engin takımın en iyi oyuncusu oldu. Transfer listesine ekliyoruz. Kimler isteyecek acaba Sinan Engin'i? Ve Valencia'dan bir teklif. Valencia bizim kalibremizde bir takım değil şu an. Geçiyorum. Daha iyi. Daha iyi bir şey istiyoruz yani, anladın mı? Ne geldi? Leipzig. Leipzig olabilir. Yok ya. Ya Almanya'ya gidersem Bayern'e gitmemiz lazım değil mi? Sinan hocama bir Bayern yakışır Almanya'da. Ya da Dortmund olabilir. Bakalım, teklifleri bekliyoruz. Baba, Wolves'dan teklif ama yani ha. Yeter ha. Bu nedir be? Bir teklif daha geliyor. Aston Villa. Ayıp ayıp. Ayıp, gerçekten ayıp. Harbiden ayıp yani. Ve işte yeni teklif Barcelona'dan geliyor. Sinan hocam Barcelona'ya gidecek mi? Aa, ama yanında bir adam veriyorlar. Bilmiyorum ya. Barça'ya gidesin var mı yok mu? Yetki verelim. Yetki verelim, bir görüşülsün. O sırada başka teklifleri de bekleyelim. Evet, devam ediyoruz. Barcelona'nın teklifi direkt 327 milyon euro olmuş lan. Aradan oyuncuyu çıkarmışlar. Tamam, kabul ediyorum teklifi. Kabul ettim valla. Hadi bakalım. Sinan Engin Barcelona'ya gidiyor. Ay. Hadi Barcelona'ya geçelim. Sinan Engin tam 327 milyon euroya Barcelona'ya transfer oldu. Böylelikle adam futbol tarihinin en pahalı oyuncusu oldu. Bak, ciddi ciddi Sinan Engin futbol tarihinin en pahalı oyuncusu oluyor. Şimdi şöyle, kendisine ilk 11'e koyacağız tabii ki. Sağında Dembele oynayacak. Solunda Fatih oynayacak. İnanılmaz bir hücum triyosu oldu. Fatih, Sinan Engin ve Dembele. Dünyanın en ilginç hücum triyosu. Orta sahaya baktığımız zaman Barcelona'nın orta sahası bayağı iyi gözüküyor. Jorginho, De Jong, Mayong. Ama dur, dizilişi değiştirelim. Şöyle yapalım. Heh, böyle olursa herkes şeyinde oynamış oluyor. Tamam. Sol bekte Alba var. Onun yerine tabii ki Robertson oynayacak. Sağ bekte Sergio Roberto yerine kim oynayabilir ya? Sergio Roberto kötü biraz. Spinazzola oynasın. Tamam. Stoperler de pek iyi değil ama bakacağız. Bu sezon transfer hakkımız yok dostlar. Önümüzdeki sezon Barcelona'da kalırsak
bu takıma bir stoper alırız diye düşünüyorum. Hücum üçlümüz inanılmaz. Bence sırf hücum üçlüsüyle bile bu takım Şampiyonlar Ligi kazanabilir. Önümüzdeki sezondan itibaren Ballon d'Or ödüllerine de bakmaya başlayacağım. Belli mi olur? Belki Sinan Engin de Ballon d'Or kazanırız. Şimdi şöyle bakalım. Takımın en değerli oyuncusu Sinan Engin. Kendisine 13 vermişler. Bir kere 13, agresif Arda'nın numarası. Onu söyleyelim. Agresif kariyer serimizi izlemeyenler varsa 13 bizim numaramız. Sinan hocama 10 numara veriyoruz. Ansu Fati kaç oluyor? 8, tamam. Sezon sonuna gideceğiz. Bakalım Sinan Engin Barcelona'da neler yapacak? Beşinci sezonun sonu, Barcelona'daki ilk sezonumuzda bir puanla şampiyonluk kaçırıyoruz. Yapma be. Allah kahretsin, dur yanlış bir şeye bastık. Abi bir puanla şampiyonluk kaçar mı ya? Süper Kupa ne olmuş? Bunu da finalde kaybetmişiz. Allah kahretsin diyorum yine. Copa de España'da direkt yokuz. Görüyorsunuz Valencia bizi elemiş. Sezonun başında Sinan Engin'i istemişlerdi. Sinan Engin oraya gitmemişti. Böyle bir bilgiydi yani bu da. Valencia Sinan Engin'i istemişti hatırlarsanız. Şampiyonlar Ligi'nden oldu abi. Liverpool kazanıyor. Oo, gruplardan çıkamıyoruz. Sen ne diyorsun? Avrupa Ligi, yes! Sinan Engin kariyerine bir de Avrupa Kupası ekliyor. Çok güzel. Çok güzel abicim. Bunu sevdim. Bak, ön elemede Leipzig'i yenmişiz. Ardından son 16'da Manchester United'ı elemişiz. Toplam skorda 8-2. Kesin Sinan Engin gol atmıştır. Çeyrek finalde Crystal Palace'ı eliyoruz. Yarı finalde Monaco'yu eleyip finalde de Fiorentina'yı yenerek Avrupa Kupası'nı kazanıyoruz. Helal olsun Sinan Engin. 92 rating olmuş. Yuh. Bu arada bu takımda kaleci sakatlığı yaşanmış. Kalecimiz sakatlanmasaydı daha iyi şeyler yapabilirdik. Bence şampiyon olabilirdik La Liga'da. Olsun. Gol krallığı durumunda Sinan Engin 21 gol atarak La Liga'da ikinci olmuş. Hemen Oyarzabal'ın arkasında. Asist krallığında Sinan Engin 5. oluyor 7 asistle. Ulan 2 asist daha yapsa 1. olacakmış be. Avrupa Ligi'nde ne yapmış Sinan Engin? Ona bakalım. Avrupa Ligi'nde var mıyız? Baba Avrupa Ligi'nde gol kralı. 9 gol. İşte bu. Çok iyi. Sinan Engin coşturuyor. Kadro merkezine girelim. Bu sezon ne yapmış toplamda? 35 gol 7 asist. Helal olsun. Harbiden helal olsun. 92 reytinge geliyor Sinan hocam. Karizmasıyla can yakıyor vallahi. Baksana. Moda dergisinden fırlamış. 189 milyon euro değerimiz var. 5. sezonumuzun sonunda. Durum bu şekilde arkadaşlar. Şimdi 6. sezonumuza geçelim. Vallahi bu sezon takıma bir stoper almamız lazım bence. Üst düzey bir stoper. Ben Şampiyonlar Ligi'nde hiç Manchester City'yi göremedim. Ruben Diaz'ı mı alsak? Bilmiyorum ki ya. Ya da Türk alalım isterseniz, gelin. Çağlar Soyuncu. 82 rating. Daha iyi olması lazım. Daha iyi biri. Çağlar'ı severiz ama Merih Demiral nasıl? 28 yaşında 83 rating. Merih olabilir. Merih olabilir, tamam. Bir de Ozan Kabak'a bakmak istiyorum. Ozan Kabak 26 yaşında 81. Biz Merih Demiral'ı alalım arkadaşlar. Merih Demiral, Barcelona'ya hoş geldin. Dur bakayım, kaç paraya alacağız? Hoş geldin dedim de. 50 milyon euroya aldık. Ederinden fazla verdim. Çünkü tek bir transfer hakkımız var biliyorsunuz her sezon. Merih Demiral hayırlı olsun. Merih Demiral'ı aldık ama Garcia da gelişiyormuş. Neyse, en kötü yedek olur. Sıkıntı değil. Sıkıntı değil abi. Kadromuz zaten güzel. Jorginho yerine de artık yavaş yavaş Gavi oynar bence. Tamamdır. Şimdi Aralık ayına gidiyoruz hemen. Bir Ballon d'Or'a bakalım. Sinan Engin'in yılın en iyi oyuncusu olma ihtimali var bence. Hemen gidelim Ballon d'Or'a. Aralığın ikinci perşembesine geldik. Bu tarihte Ballon d'Or'u kimin kazandığı açıklanıyor. Haydi bakalım. Ve abicim, Felix kazanmış. Vallahi Felix kim kardeşim? Burada Sinan Engin varken Felix topçu mu lan? Allah Allah. Bak, Sinan Engin 93 rating'e gelmiş. Helal olsun. O zaman sezon sonuna gidelim. Umarım bu sezon bir Şampiyonlar Ligi falan kazanabiliriz ya. Geldik sezon sonuna ve Allah kahretsin ya. Abi Atletico Madrid şampiyon oluyor, kafayı yiyeceğim. Barcelona'da bir türlü şey olamadık ya, başarılı olamadık. En azından Süper Kupa'yı kazanmışız Atletico'ya karşı. Copa de España'da penaltılarda kaybetmişiz. Bu nasıl bir huzurluk abi? Niye hep penaltılarda kaybeden taraf biz oluyoruz? Kesin Dembele Salah'a penaltı kaçırıyordur abi bu arada. Neyse, Şampiyonlar Ligi'nde de Real Sociedad. Nasıl oğlum, biz yine ilerleyemiyoruz Şampiyonlar Ligi'nde. Ama yani bu kadar da olmaz ya. Bu ne yani, Sinan hocam sinirleniyor böyle şeylere artık. Nedir ya bu? 94 reytinge gelmiş bu adam. Allah Allah. Gol krallığı durumunda Joao Pedro 1. Sinan Engin 10. olmuş 16 golle. Asist krallığında Vinicius Junior 1. Sinan Engin'i göremiyorum burada. Ben mi görmüyorum lan? Evet, yok Sinan Engin. Bu arada biz
Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda 3. olup Avrupa'ya düşüp yine kazandık mı Avrupa'yı? Bakalım. Yok, alamamışız bu sefer. Bu sefer Nice'i yenmişiz. Ardından Monaco'yu elemişiz. Wolfsburg'u elemişiz. Yarı finalde Everton'a 4-2 yenilmişiz abi. İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Sinir bozucu. Şöyle bakalım Sinan Engin bireysel olarak ne yapmış? 28 gol 12 asist toplamda 40 verim. İnanılmaz. 60 maça çıkmış bir de. 211 milyon euro değeri var Sinan Engin'in. Ama artık daha başarılı olmamız lazım. Ya Şampiyonlar Ligi'ni kazanmamız gerekiyor ya da La Liga'yı yani. Bunlardan birini kazanırsak Sinan Hocam Ballon d'Or kazanabilir, anladın mı? Yeni sezonumuza geçiyoruz. Sana bir şey diyeyim mi? Ben Barça'ya güveniyorum ya. Ya bu takım bir tane transferle coşar. Bak, tek bir transfer lazım bu takıma. Tek bir tane. Ne yapabiliriz diye düşünüyorum. Yani bir orta saha mı, sağ bek mi? Hiç bilemiyorum. Bence sağ bek alalım. Sağ bek hepsinden önemli. Sağ bekte de Sergio Dest vardı. Barcelona'nın oyuncusuydu. Onu alabiliriz. 84 rating. Gayet olur abi. Gayet iyi gider. Sergio Dest'i alalım direkt ya. 50 milyon euro vereceğim şimdi Sergio Dest'e. Eric Garcia'yı istiyorsanız da yok artık yani. Allah Allah. 50 53 milyon euro. 69 milyon euro diyorlar. Tamam. Zaten tek transfer hakkımız var. Bence Dest sağ bek için çok iyi bir oyuncu oldu orada. Kaptanlığı da artık Sinan Engin'e veriyoruz. Sinan Engin Barcelona'nın kaptanı oldu. Haydi bakalım 7. sezonumuzun sonuna doğru simüle edelim. Bu sezon Ballon d'Or'a bakmıyorum. Çünkü hiçbir kupa kazanamadık geçen yıl. Yapacak bir şey yok. Sezon sonuna gidiyoruz. Yedinci sezonumuzun sonunda bir Şampiyonlar Ligi istiyoruz. Abi La Liga'yı bile alamıyoruz. Ne Şampiyonlar Ligi ya. Önümüzdeki sezon Sinan Engin bu takımdan ayrılacak abi. Barcelona balon çıktı. Kimse kusura bakmasın. Kimse kusura bakmasın aga. Bak görüyorsun, hiçbir yerde yokuz. Şampiyonlar Ligi'nde ne olmuş? Ooo, finale kalmışız olmamış. Ulan finale kalmışız ya. Allah kahretsin, balon çıktı derken final görmüşüz Şampiyonlar Ligi'nde. Görüyorsun gruplardan ikinci çıkıyoruz. Eski takımımız Ajax'la aynı gruptaymışız. Son 16'da Paris Saint Germain'i eliyoruz. Ondan Mönchengladbach'ı eleyip yarı finalde Milan'ı elemişiz. Finalde de maalesef Chelsea'ye 2-0 yeniliyoruz abi. Allah kahretsin ya. Sinan Engin Barcelona'dan ayrılacak. Bu net bir şey. Bunu söyleyeyim. Gol krallığı durumunda Sinan Engin yine 5. olmuş. 16 gol atmış geçen sezonki gibi. Asist krallığında Sinan Engin 5. oluyor. 9 asist. Ulan 2 asist daha yapsa 1. olacak ya. Bu La Liga'ya çok sinir oldum ben şu an. Sinan Engin'i bence acilen Bundesliga'ya veya Premier Lig'e göndermemiz gerekiyor. Oralarda daha da coşabilir. 23 gol 10 asist yapmış bu sezon Sinan Engin. 211 milyon euroluk piyasa değerini korumuş. 94 ratingiyle inanılmaz bir karizma. Kaptanlık pazu bandını da görüyorsun. Dilerseniz 8. sezonumuza geçelim. Dostlar biliyorsunuz ki bu oyunda bir bug var. Hani çok yüksek reytinge gelince sıkıntı olabiliyor. Transfer teklifi gelmiyor bazen. Umarım o bug olmaz. Umarım o sıkıntıyı yaşamayız. Şimdi Sinan Engin'i transfer listesine ekledim. Bakalım kimler almak isteyecek. Aha, Sinan Engin için Paris Saint Germain'den bir transfer teklifi var. Sana bir şey diyeyim mi? Yakışır ya. Fransa Ligi de yakışır Sinan Engin'e. Hem biliyorsunuz Türk oyuncular Fransa Ligi'nde başarılı oluyorlar genelde. Ya Burak Yılmaz örneğini verebiliriz. Veya Yusuf Yazıcı da iyiydi. İşte Zeki Çelik var. Ya Lille takımındaki herkes. Gerçi Yusuf Yazıcı CSKA'ya gitti. Neyse, orası ayrı konu. Farklı konulara girmeyelim. Ben Sinan Engin'in Paris Saint Germain'e gitmesini destekliyorum. Teklifi kabul ettim. Barcelona'dan Paris'e giderse tam Messi gibi olacak ha. Sinan hocam tam bir Messi. Gitti bu arada. Biz de Paris'e gidelim o zaman. Vallahi sana bir şey diyeyim mi? Yani Mbappe mi dersin? Sinan Engin mi dersin? Burada normalde Messi vardı. Messi yedeğe düştü. Sinan Engin'in sağında Kulusevski oynayacak. İnanılmaz bir takım. İnanılmaz. Paris Saint Germain neymiş lan böyle? Oo, yani hani sezonlar geçtikten sonra da yine bayağı kendini korumuş. Baksana Sosek falan iyi transferler yapmışlar. Tonali'yi almışlar. Bence bu takımla Şampiyonlar Ligi kazanılır. Ben Sinan hocama güveniyorum bu sezon. 94 ratingiyle göz kamaştırıyor. Daha da gelişecek mi acaba? Bir bakalım. Mbappe'yi geçerse harika olur ya. Ha, daha gelişmeyecek gibi duruyor. Biz yine de onun bir şutuna ve pasına odaklanalım. Ayrıca 10 numaralı formayı da giymiş kendisi. Şöyle bir göstereyim tam olarak. Kramponlarıyla beraber bu forma efsane yakışmamış mı ya? Hadi bakalım. Sezon sonunda simüle ediyoruz. Hadi be oğlum be. Paris Saint Germain'deki ilk sezonumuzun sonunda maalesef Fransa Kupası'nda finalde yeniliyoruz. Ama diğer kupalar bizim için çok önemli derken lig şampiyonluğu geliyor. İşte bu, çok güzel. Trophy Champ, bak bu da oradaki süper kupa, onu da almışız. Copa Nacional'e, işte bunu finalde yeniliyoruz. Şampiyonlar Ligi! Oh!
Eski takımımız Barça yine finale çıkmış. Atletico Madrid acımıyor ya. Biz kendi grubumuzdan birinci çıkıp Real Sociedad'ı eleyip ardından Atletico Madrid'e elenmişiz. Toplam skorda 3-2 elenmişiz bir de. Allah kahretsin yani. Sinan Engin'in reytingi ne olmuş? 95 olmuş. İşte bu. Hala gelişiyor Sinan Engin. Gol krallığında Mbappe birinci. Sinan Engin kaçıncı olmuş? Göremiyorum Sinan Engin'i maalesef. Asist krallığında da Mbappe birinci. Sinan Engin nerede ya? Allah Allah. Sinirlendirmeyin beni ya. Dur bakayım, nerede Sinan Engin? 53 maça çıkmış, 16 gol 8 asist. Açıkçası daha iyi olması lazım. Daha iyi olacak. Sinan hocam Fransa'ya da uyum sağlayacaktır, ben inanıyorum. Görüyorsunuz piyasa değerini 224 milyon euroya çıkarmış. Helal olsun. O zaman hemen 9. sezonumuza geçelim. Sezonun başında Sinan hocamı görüyorsunuz. Maşallah çok diri. Yeni sezona hazır gibi duruyor. Şimdi biz hemen Aralık ayına gideceğiz. Aralık ayına bir gidelim. Acaba Ballon d'Or ödülü alabilecek miyiz? Onu merak ediyorum. Hadi be Sinan hocam be. Bir Ballon d'Or kazanalım. Ballon d'Or geliyor mu? Abi Mbappe aldı, yapma ya. Mbappe kazanıyor Ballon d'Or'u. Allah kahretsin. Bu arada Sinan Engin 96 rating olmuş. Mbappe de 96 rating olmuş. Sinan hocamız Mbappe ile kapışıyor arkadaşlar. Allah Allah. Burada bu Arambari'ye ne olmuş bu arada? Orta sahamız bizim bitmiş lan. Aa, kim oynayacak oğlum orta sahada? Dur. Soumare oynar. Tamam mı? Soumare oynasın. Önümüzdeki sezon burada kalırsak kesin bir orta saha almamız lazım. Başka kimi oynatabiliriz orta sahada? Başkası yok ya. Messi de futbolu bırakmış galiba. 77 reytingi vardı zaten son sezonunda. Onu da göremiyoruz. Haberiniz olsun. Söylemiş olalım. Bu şekilde devam edeceğiz. Kadro bu şekilde olacak. Sinan Engin nereye kadar gelişecek çok merak ediyorum. Acaba 99 reyting olur mu? Geçelim şimdi sezon sonuna. Arkadaşlar 9. sezonumuzun sonunda Sinan Engin yine Fransa Ligi'ni kazanıyor. Burası tamam, burası güzel. Sinan Engin bu videoda kaç kupa kazandı? Yorumlarda bunu bekliyorum. Biliyorsunuz zaten gördükçe kalp bırakmaya çalışıyorum. Şimdi önemli noktalar var. Bak burada Trophy Champ'i de kazanmışız. Kupa Nasyonale'de yokuz. Şampiyonlar Ligi, Allah kahretsin. Gruptan ikinci çıkıyoruz. Inter'i yeniyoruz. Çeyrek finalde Villarreal'i geçiyoruz. Ardından Atletico Madrid ya. Abi niye bu takım böyle oldu ya? Bu ne bu takım yani? Sinir oldum ha. Siliyor süpürüyor her tarafı. Allah kahretsin. Mbappe sakatlanmış ya. Ne oldu lan Mbappe? Dünyanın en iyi oyuncusu Sinan Engin olacak. Bekleyin. Bekleyin. Ballon d'Or'u alacağız. Az kaldı. Hissediyorum. Görüyorsunuz. Sinan Engin 17 gol atarak Fransa'da gol kralı oluyor. Miten diye bir oyuncu da var. Onunla beraber gol kralı olmuş. Asist krallığında Sinan Engin 8. oluyor 7 asistle. Şöyle bir bireysel verimine bakalım. Çok önemli. İnanılmaz önemli gerçekten. Sinan Engin. Bu arada Mbappe 7 hafta sakatlanmış. 23 gol 13 asist yapmış Sinan Engin. Mbappe'yi geçiyor abi. Baba Mbappe'yi geçiyor. Yalnız şu Paris forması bence Beşiktaş formasından sonra en yakışan forma oldu ya. Harbiden Sinan hocamızın üstünde bir hoş duruyor Paris forması. 239 milyon euro değeri var Sinan Engin'in. Birazcık hani yaşı da arttığı için %2 azalmış değeri olabilir. Şimdi 10. sezonumuza geçiyoruz. Bu arada babayı görüyorsun. Tam 10. sezona geçiyordum. Reis orada ayın oyuncusu ödülünü almış. Mayıs ayının oyuncusu olmuş Sinan Engin. Pozunu da vermiş. Helal olsun. Tamam, şimdi 10. sezona geçebiliriz. 10. sezonda da aslında bir transfer yapmak istiyorum. Takıma bir takviye yapsak iyi olacak diye düşünüyorum. Bakalım. Ya şimdi burada Marquinhos'un falan reytingi düşmüş abi. Ne yapacağız hiç bilmiyorum açıkçası. Marquinhos kaç yaşında? 36 yaşına gelmiş. Ona güvenemeyiz. Hemen oraya bir orta saha alalım. Orta sahada kim olabilir? Hemen düşüneyim, bulayım bir tane aklımdan. Abi Gravenberch. Gravenberch iyidir şu an kesin. Kesin iyidir abi. 28 yaşında 90 reyting Atletico Madrid. Alacağım lan. Alacağım. Bu Atletico nedir? Herkese almış, sürekli şampiyon oluyor. Nedir bu yani? Gel. Gel Gravenberch. Artık Paris Saint Germain'lisin. Normalde biliyorsunuz yapmıyoruz böyle. Hani iyi olan takımdan birilerini almıyoruz ama yeter kardeşim bu Atletico'nun şeyi ya. Felix'e boş boş Ballon d'Or kazandırıyorlar boşuna. Burada Sinan hocamız dururken Felix kim kardeşim? Sinirlendim harbiden. Zaten bir oyuncudan bir şey olmaz. Atletico her türlü oblak moblak var orada. Yine dominasyona devam edebilirler yani. Şimdi biz şöyle Gravenberch'i aldık. Gayet iyi oldu bizim için bu transfer. Kaptanı da Sinan Engin yapıyoruz. Kaptan Sinan Engin. Vallahi güzel bir sezon olacağını düşünüyorum. Yine Aralık ayına gidelim. Ballon d'Or alıyor muyuz, alamıyor muyuz ona bakalım. Arkadaşlar şimdi çok önemli bir andayız. Çünkü ben Ballon d'Or kazanabileceğimizi düşünüyorum. Hissediyorum ve Sinan Engin. Ooo, Mbappe ne alaka? Çık lan.
Lan Sinan, şimdi küfür Sinan, edeceğim ya. Çok bağırdım, özür diliyorum da sinir oldum ya. Ne alaka abi Mbappe ya? Ya Sinan hocama ayıp oluyor ama burada yani. Sinan hocama ayıp oluyor FIFA. Mbappe falan nedir kardeşim? Yani Mbappe'den daha fazla verim yapıyoruz. Hani Sinan Engin 4-5 gol daha fazla atıyor Mbappe'den. Ona rağmen yine Mbappe kazanıyor Ballon d'Or'u. Ben anlamadım ki bunu neye göre hesaplıyorlar acaba? Başka takımdan biri kazansa tamam da Mbappe ile aynı takımdayız. Aynı başarıları elde ediyoruz. Daha fazla gol atıyoruz ama o alıyor Ballon d'Or'u. Sinan hocama haksızlık var. Haydi be, Sinan hocamla bir Şampiyonlar Ligi kazanmak istiyoruz. Sinan hocam gelecek. Trophy Champ. Bak hem ligi aldık hem Trophy Champ'i aldık. 3 sezon üst üste Lig 1'i kazanıyoruz bu arada, onu söyleyeyim. Copa Nacional'e burada yokuz. Şampiyonlar Ligi, Allah kahretsin. Yine Atletico Madrid alıyor ya. Çok ilginç. Gruplardan ikinci çıkıyoruz. Son 16'da Tottenham'ı eliyoruz. Çeyrek finalde geliyoruz. Bayern Münih'e eleniyoruz abi maalesef. Bayern Münih bizi eliyor. Sinan hocamla bir türlü Şampiyonlar Ligi'ni kazanamadık ya. Sinan hocam çok sinirli. Bu arada Mbappe yine sakatlanmış. Ya işte hak ediyorsun ama Mbappe. Hak ediyorsun. Öyle var mı öyle şey yapmak? Hak etmediğin Ballon d'Or'ları almak var mı öyle? Bak görüyorsun, Sinan Engin gol krallığında Mbappe'yi geçiyor. Ve Lig 1'de gol kralı oluyor. Asist krallığında... Maalesef 6. oluyor Sinan Engin ama 8 asist yapmış, iyi. Şöyle bir gelelim kadro merkezinde nasılız? Sinan hocama bakalım. 31 gol 10 asist. Kaptan Sinan Engin. Evet, çok iyi. 27 yaşındayız artık. 51 maçta oynamış Sinan Engin. Bütün istatistikleri Mbappe'den daha iyi. Önümüzdeki yılda Mbappe kazanırsa parçalarım herhalde etrafı. Bu arada arkadaşlar, normalde oyuncu kariyeri rebuild videolarımızda bir oyuncunun kariyerini 10 sezon yapıyoruz. Hani normalde video burada bitecekti. Ancak ben birkaç sezon daha devam etmek istiyorum. En azından Sinan Engin'e bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşatmak istiyorum. Umarım olur. Ama kariyer modunda ilerlemeden önce sizinle farklı bir şey yapacağız. Daha önce bunu Alex de Souza Rebuild'de de yapmıştık. Geçen yıl çekmiştik o videoyu. İzlemeyenler varsa izleyebilirler. Şimdi biz burada Sinan Engin Rebuild'imizi kaydedelim. Tamam mı? Sinan hocamızla bir Şampiyonlar Ligi maçına çıkalım yani. Gelin şöyle UCL finali. Tabii ki Beşiktaş'la oynayacağız. Karşımıza da ben kimi alacağımızı biliyorum. Düşmanımız Atletico Madrid, gel bakayım. Bu videoda resmen düşmanımız oldular. Sinan hocam tüm endamıyla karşımızda, Beşiktaş'ın kaptanı. Şöyle bir göstereyim size kendisini. Bakışlarıyla kupayı alacağını belli ediyor bu arada ya. Bence çok eğlenceli bir maç olacak, ben inanıyorum. Sinan hocamı hem oyun içinde de görmüş olacağız. Lafı fazla uzatmayalım ve maçımıza geçelim. Bu arada Sinan hocamla şu anda penaltı çalışıyoruz. Hocam eğer bu videoyu izliyorsan senle bir gün böyle karşılıklı penaltı atışmak çok isterim ya. Baksana hocam, burada da inanılmaz atıyorsun zaten. Biliyorsunuz ki gerçekte de solak Sinan Engin. Burada da penaltıları sol ayağıyla atıyor. Bir tane de teknik bir penaltı atalım ya. Şuradan şöyle bir aşırtma atalım. Sinan Engin geldi, çok teknik. Sinan Engin, plase atsam sol plase buradan olur mu o tarafa? Oy, fena vurdu Sinan Engin. Tamam, maça geçelim. Bir tarafta Sinan Engin'li Beşiktaş, diğer tarafta da Atletico Madrid var. Bakalım kupayı kim kazanacak? Nerede Sinan Engin? En önde yürüyor kendisi, görüyorsunuz. Bu kupayı kazanmak istiyor. Oblak diyor ki ben bu adamın şutlarını nasıl tutacağım ya diyor. Çok güçlü diyor bu adam, ne yapacağız biz diyor. Yanındaki de diyor ki dur sakin ol, bir şeyler yaparız belki diyor. Sinan Engin'i görünce titriyorlar korkudan. Şampiyonlar Ligi müziği çalıyor, işte bu. Sinan hocamın bu arada bütün fiziksel özelliklerini gerçek hayata uygun bir şekilde yaptım. Mesela boyunu 1.70 olarak ayarladım. İnternette öyle yazıyordu boyu. Kilosunu bilmiyorum artık ama Sinan hocamın fit olduğunu biliyorum. Biliyorsunuz böyle spor salonundan videolar paylaşıyor. Haydi bakalım, şimdi maç Atletico Madrid başladı. Güzel bir maç olsun. Sinan hocamla da gol atmak istiyorum. Sinan Engin orada bastırıyor, alamadı topu Sinan Engin. Bastırıyor Sinan Engin, bastırmaya devam ediyor. Faul yaptı, hakem oynayın dedi, devam dedi. Bu arada çok zor bir maç. Oo! Rıdvan Yılmaz'a faul var. Kırmızı kart! Maçın başında hemen kırmızı kart geldi. Ay! Haydi bakalım. Beşiktaş oyunu hareketlendiriyor. Rıdvan Yılmaz. Orta sahada Tekşehir'e. Şimdi sola oynadık Rıdvan. Batshuayi. Sinan Engin kaçacak mı? Batshuayi Sinan Engin'e oynadı. Sinan Engin rakibi karşısında. Sinan Engin geçemedi. Yakışmadı ya, ben yapamadım orada. Sinan hocama ayıp oldu şu anda. Valentin Rossi'ye geliyor. Arka direk Sinan Engin. Sinan Engin arka direkte. Sinan Engin'e doğru bir top, olmadı. Şimdi dönen top. İndirir miyiz? Top bizde kalacak mı? Koşuyoruz. Atiba koştu oraya doğru. Suarez. Topu aldı Suarez. Alamıyoruz topu. İyi savunma yapamıyoruz şu anda. Karşılarında durabilmemiz lazım. Vida.
Yürü oğlum, yürü yürü yürü. Şimdi topu Sinan Engin'e doğru attık. Sinan Engin soldan inanılmaz bir depar atacak. Sinan Engin geliyor. Sinan Engin sol taraftan geldi. Sinan Engin şöyle bir çekti, baktı. Sinan Engin gitti. Sinan Engin vuracak mı? Sinan Engin sert bir şut. Savic'te kaldı. Sinan Engin uzaklardan denedi şansını. Maalesef başarılı olamadı. Arkadaşlar, Sinan hocamızın yüzüne bir bakar mısınız ya? Bak bir dakika, Sinan hocamız çok karizma değil mi? Oyunda inanılmaz eklenmiş oyuna. Şu anda bu yüzü yapan Facemaker'ın Twitter adresi de ekranlarda. Tekrardan belirtelim. Onun da yaptığı diğer yüzleri görmek istiyorsanız Twitter'dan takip edebilirsiniz. Şey yapabilirsiniz onu. Atletico Madrid geliyor. Hayır ya! Of! Golü yedik. Golü yedik. Yapma be. Yapma be. Orada... Ersin de tutamıyor topu. Bomboş geldiler. Şuna bak. Ya ama tabii ki çok kaliteli oyuncuları var. Yapacak bir şey yok. Ama rakip 10 kişi. Bizde o top, bizde. Sinan Engin aldı. Sinan Engin soldan akacak. Sinan Engin ilerliyor. Vallahi yardırır oraya. İnanılmaz depar attı Sinan Engin. Şimdi Sinan Engin ceza alanına girdi. Sinan Engin. Sinan Engin dışarı. Yapma. Ah be Sinan hocam be. Sinan hocam üzülüyor. Var ya, güzel vurmuş. Güzel vurmuş. Şimdi Koke. Koke rakibinden sıyrıldı. Vida. Vida aldı orada topu. Helal Vida. Sinan Engin kaçıyor mu? Şimdi ilerleyeceğiz. Hocam! Ya hocam ne yapıyorsun? Devam ediyorduk daha. Şey yapacaktık, kontratak yapacaktık ya. Allah Allah. Haydi bakalım, ikinci yarı başladı. Bu yarıda Sinan Engin'den gol bekliyoruz. Şimdi Sinan Engin rakibinden sıyrılamıyoruz ya. Abi Atletico Madrid niye bu kadar Sinan Engin'e karşı sert oynuyor anlamadım. Çok sinir oldum şu anda. Carrasco geldi. Carrasco Vida aldı orada topu. Haydi Sinan Engin, intikam alacağız. İntikam almaya geliyoruz. Şimdi Sinan Engin aldı. Gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Batshuayi kaçıyordu. Offside var mı yoktu diye baktım derken. Offside. Sinan Engin aldı orada topu. Sinan Engin gidiyor şimdi. Sinan Engin gidiyor tek başına. Tek başına gidiyor, pas vermeyecek. Sinan Engin. Yakaladık orada bomboş. Sinan Engin. Sinan Engin. Attı golü Sinan hocam. Attı golü Sinan hocam, işte bu. İşte bu, Sinan Engin seviniyor. Atiba falan da var orada. İşte Sinan Engin. Geldi burada. Kontra ataktan hızını konuşturdu. Çok güzel köşeye attı golünü. Sinan Engin. Bakın tekrar tekrar izliyoruz golü. Durumu 1-1'e getiriyoruz. İşte böyle. Kaçıyoruz orada. Alex Tekşehir'e çekti. Oynadı Sinan Engin'e doğru. Şimdi Sinan Engin. Sıyrılamıyoruz. Hocam faul yok mu Sinan Engin'e? Faul vardı orada. Şimdi kalkıyor Sinan Engin. Sinan Engin kaldırıyor. Batshuayi rakibinden sıyrıldı. Batshuayi şöyle baktı. Sağ kanada oynadık. Raşit Gezdal, topu kaybediyoruz. Gezdal çok yorulmuş artık. Dakika 89'u gösteriyor. Uzatmalara mı kalacağız yoksa? Uzun oynadı Griezmann. Şimdi sağ taraftan Carrasco geldi. Carrasco ceza alanına doğru girdi. Carrasco baktı içeri. Tamamdır. Son bir uzaklaştırdık, şöyle topu alır mıyız derken uzatmalara kalıyoruz. Aha, alırız orada topu. Hadi be! Uzatmalarda daha yeni başladık. Hala topu alamadık. Sinan Engin de orada gol atmayı bekliyor. Topu alırsa inanılmaz depar atabilir. Gördük zaten. Sinan Engin'e verdim şimdi. Sinan Engin. Sinan Engin ilerliyor. Sinan Engin. Sinan Engin soldan yakar orayı. Yıkar orayı. Yıkar orayı Sinan Engin. Baktı şöyle. Oo! Sinan Engin'e faul vardı. Şimdi free kick. Hocam orada sinirlendi biraz. Sinirler gerildi. Topun başında free kick'te Pjanic var. Ama Sinan Engin geçecek topun başına. Sol ayak Sinan Engin geliyor. Sinan Engin'de bir free kick atar mıyız? Sinan Engin geldi. Sinan Engin. Sinan Engin. Oblak son anda kurtarıyor. Ay. Bak görüyorsun Sinan hocam. Çok güzel, çok teknik vurdu topa. Oblak var ya, son anda attı dışarı. Bu arada direğe çarpmış. Oblak dokunamamış. Baksana aynen out'a gitti. Ben Oblak dokundu sanmıştım. Şu anda iki takım da çok yorgun. Penaltılara mı kalacağız acaba? İlk uzatma devresinin sonuna doğru gelirken iyi geliyor Atletico Madrid. Haydi Ersin be. Sana güveniyoruz Ersin. Helal olsun Montero. Ersin'de kaldı top. Ve uzatmanın ilk yarısı bitti. Herifler çok yaklaştı gole ya. İnanılmaz bir seyir zevki var bence bu arada maçta. Şimdi Sinan Engin. Sinan Engin orada topu aldı. Hareketler yaptı. Baktı kaleye. Sinan Engin çok uzaklardan bir şut oblak. Ve penaltılara kaldı maç arkadaşlar. Şimdi seri penaltı atışı yapılacak. Sinan Engin de penaltı kullanacak. Tekrardan söylüyorum Sinan hocam, ilk penaltıyı sen atıyorsun. Seninle gerçek hayatta bir penaltı atışmak isterim. Penaltı çekişmek mi denir?
Hocam attı. Sinan Engin çok güzel kullandı penaltıyı. Şimdi Carrasco topun başında. Carrasco sola vurdu. Olsun. Penaltıların sonunda finali kim kazanacak? Şimdi geldik. Pjanic'te attı. Güzel. Güzel. Griezmann. Antoine Griezmann. Ersin kur... Ah be, kurtaramadık. Ersin kurtaramadı. Atiba Hutchinson. Atiba. Atiba geldi. Oblak'ın soluna doğru attı penaltıyı. Atiba. Lemar. Aman oğlum, Ersin kurtardı. İşte Ersin Destanoğlu. Alex Ekşehir'e topun başında. Alex Ekşehir. Alex Ekşehir bunu Oblak kurtarıyor maalesef. Koke. Takım kaptanı Atletico'da. Koke. Ters köşe yaptı. Abi penaltılarda eşit gidiyoruz şu an. Lütfen kaybetmeyelim. Allah kahretsin. Her şey son penaltıya mı kaldı? Haydi be. Haydi be. Haydi be. Oh! Ulan direğe vurdu, kaçırdı sandım. Atletico bizi penaltılarda yeniyor ya. İnanılmaz. İnanılmaz gerçekten. Sinan hocam burada üzülüyor. Ersin üzgün. Tamam yani, sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Daha kariyer modunda biliyorsunuz. Sinan Engin'le birkaç sezonumuz var. Orada Ballon d'Or'u kazanmaya çalışacağız şimdi. Hemen oraya geçelim. Her şey çok güzel. Sağ da fena değil, sağ da güzel. Biz de güzel olursak hiç mesele kalmaz. Normal oyunumuzu oynayalım, yeter bizim için. Kimse kusura bakmasın. Paris Saint-Germain'den ayrılmayı düşünüyorum şu anda. Çünkü Mbappe çok önümüze geçiyor bu. Mbappe ne kadar sakatmış? Ona göre ayrılacağım. 3 hafta. Ya bu iyileşir ya. Ama benden az rating görüyor musun? Kalsam mı lan acaba? Sinan Engin Paris Saint-Germain efsanesi mi oluyor yoksa? Şaka tabii ki. Kendisi Beşiktaş efsanesi. Bir dakika, şimdi buradan bir sol bek almamız lazım. Sol bek ne yapabiliriz bilmiyorum. Bir Sinan Engin'i transfer listesine koyalım. Acaba gidecek mi? Merak ediyorum. Transfer listesine dedim. Dediğim olay oldu. Yani Sinan Engin'e maalesef teklif gelmiyor arkadaşlar şu an. Görüyorsunuz, hiçbir türlü teklif gelmiyor. Bence zaten kariyerimiz için en mantıklısı burada kalmak olacak ya. Burada kalalım, bir de sol bek alalım. Bu sezon işi bitirelim kardeşim. Vallahi sol bek mevkisi için gözüme eski Paris Saint Germain'li Nuno Mendes'i kestirdim. Adam Atletico'ya gitmiş. Böyle bir şey olabilir mi ya? Veriyorum abi. 150 milyon euro veriyorum gerekirse alıyorum. Hayırdır? Fazla fazla para veriyoruz. Biz Paris Saint Germain'iz. Evet. Görüşmesini yapalım. Nuno Mendes gelsin. Bakalım bu sezon Ballon d'Or gelecek mi ya? Hani yine Mbappe kazanırsa cidden kariyer modu bozuk demektir dostlar. Bunu da söyleyelim. Gravenberg sen merkezi orta sahasın. Sinan Engin kaptan, santrfor, takımın her şeyi, dünyanın en iyi oyuncusu Sinan hocamız. Haydi bakalım. Sezon sonunda simüle etmiyoruz. Aralığa gidiyoruz. Bakalım Ballon d'Or alacak mıyız? Onu merak ediyorum. Ballon d'Or eğer ki alamazsak ve Mbappe alırsa, ananı avradırım ben, ne yapayım seni? Artık o Ballon d'Or'u istiyoruz ya. Sinan hocama yakışır bir tane Ballon d'Or. Evet! Sinan Engin dünyanın en iyi futbolcusu oluyor. Olay budur. Çok yakıştı ödül eline ya. Sinan hocam Ballon d'Or'u kazandık Sinan hocam, işte bu. Ya Messi'nin kazandığı o ödülü şu anda Sinan Engin kazanıyor. İşte bu. Bu ödülü kimler kazandı? Ronaldo'lar, Messi'ler, işte Beckenbauer'lar ve şimdi de Sinan Engin. Helal olsun Sinan hocam. Dünyanın en iyi futbolcusu olarak bunu hak ediyordun. Gayet de yakıştı o kupa, o ödül. Şimdi de sezon sonuna gidelim ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanalım haydi. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Şampiyonlar Ligi istiyoruz. Lig önemli değil. Şampiyonlar Ligi önemli. Diğer kupalara bakalım. Görüyorsun 3-1 almışız bunu. Copa Nacional'e bunu alamıyoruz. Şampiyonlar Ligi. Allah kahretsin ya. Yapma. Alamadık Şampiyonlar Ligi'ni maalesef. Görüyorsun burada Milan'ı elemişiz. Yarı finalde Arsenal'e elenmişiz. Gerçekten Arsenal'e eleniyorsak da yapacak bir şey yok demektir. Sinan Engin 96 ratingle inanılmaz bir video çıkarttı bence. Bu yılın en iyi oyuncu kariyeri Rebirth videosu buydu. En başarılı oyuncu performansı Sinan Engin'e ait şu an. Değil mi yani, bu yıl çektiğimiz oyuncu kariyeri Rebirth'lerini düşünelim. En başarılısı Sinan Engin oldu. Gomis de bayağı iyiydi ama Sinan Engin görüyorsun bak. Lig 1'de 24 golle gol kralı. Asist krallığında Sinan Engin Gakpo'yla eşit sayıda asist yapmış. Hem golcü hem asistçi. İkisi de var. Her türlüsü var. Şampiyonlar Ligi'nde ne yapmış? Ne kadar gol atmış. Burada yer alıyor mu kendisi? Gol kralında yuh. Mbappe 10 gol atmış Şampiyonlar Ligi'nde. Sinan hocam 5 gol atmış. 13. olmuş gol krallığında. Olabilir. Dostlar ben videoyu burada bitireceğim. 11 sezon Sinan Engin'in kariyerini oynadık. Bence güzeldi. Kazanabileceğimiz neredeyse her kupayı kazandık. Bir tek Şampiyonlar Ligi'ni kazanamadık. O da artık kısmet değilmiş. Sinan hocamız son sezonunda takımın en verimli oyuncusu oluyor. Zaten bu adam takımın kaptanı. 52 maçta 33 gol 16 asist. Mbappe'yi ezmiş.
iş. Hani bir tane şey var ya, Mike Tyson kim diyor, ben diyor onu fena döverim falan filan. Burada da diyor ki Mbappe kim diyor, ondan çok daha iyi gol atarım diyor. Görüyorsun Sinan hocamı, efsane bir karizması var. Bu video kanalımdaki en farklı, en güzel içeriklerden biri oldu bence. Umarım eğlenmişsinizdir. Yani oynadığımız maçta da Şampiyonlar Ligi'ni alamadık, simülasyonda da alamadık. Nasip değilmiş abi, diyecek bir şey yok. Sinan Engin'in finansal değeri ne? 239 milyon euro, 28 yaşında. Videoyu bitiriyoruz. Bir de tüm özelliklerini göstereyim size. Görüyorsunuz Sinan Engin'in FIFA özellikleri ekranlarda. Belki birkaç sezon daha devam edebilirdik ama videonun çok uzadığını hissediyorum artık. Çünkü bayağıdır çekiyorum bu videoyu. Ama cidden bayağı eğlenceliydi. Özellikle Sinan Engin'i oyunun içinde görmek bence çok güzeldi. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Ayrıca bu videoda Sinan Engin'e Ballon d'Or kazandırdık. O da bayağı iyi oldu. Daha fazla böyle içerik için kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın Arden Papazyan ailesi.